Sayın hocalarımız hepiniz hoş geldiniz. 7 Aralık Çarşamba kariyer oturumları gün oturumlarımızdaki birinci gruptaki ikinci oturumumuzdayız. Bu oturumda proje yürütücülüğünü konuşacağız. Bunun için de Engin Karamanlı hocamız bizlerle beraber. Kendisi bu konuda oldukça deneyimli. Hem kendi deneyimlerinden bize bahsedecek hem de sizin sorularınız varsa o sorularınıza cevap verecek. Keza ben de kendine bazı sorular soracağım. Engin Hocam, siz herhangi hazırladığınız bir şey var mı yoksa soru cevap şeklinde miydi? Evet, göndereyim mi size? Sunumum var bir tane. Sunumu göndereyim mi size? Çünkü Hasan Hoca ile yaptığınız şeyde şöyle bir sorun oldu. Ben paylaşınca şey oluyordu. Bence ben size göndereyim. Sunumu siz açarsanız güzel Olur. olur. Olur hocam. WhatsApp'tan atarsanız ben alayım. Hemen atıyorum. Ama doğru hatırladım. Çok büyük resimler olduğu için atamıyordum. Doğru, şimdi aklıma geldi. Sona doğru açayım ya da başta açayım. Siz ne derseniz, beni host Tamam hocam, yapabilirseniz. Sunum şey... sizi host yapayım, bir deneyelim. Bir deneyelim. Evet, öyle yapmıştı az önce Hasan Hocam. Oldum mu ben şimdi? Host oldunuz Arada hocam. gelirsek tamam, arada gelirse açarım ben Tamam, tekrardan olur hocam. kabul Açmaya ederim bak. yani gelen misafirlere. Tamam. Şu anda görünüyor mu? Şu an sizin sayfa şeyiniz görünüyor. Masaüstünüz. Ha, göründü hocam şu an. Geldi. Şu an geldi. Tamam, biraz geç geliyor sanırım. O yüzden Olabilir hocam. tamam. Şimdi başlıyorum ben, değil mi hocam? Başlayayım ben Tabii artık. hocam, buyurun siz başlayın. Siz hocalarım da bu arada Engin hocama soracağı soru olursa chat'e yazabilirler. Oradan hocama sunum bittikten sonra onu konuşabiliriz. Ya da hocamız chat'ten cevap da verebilir. Hocamız Tamam. başlasın. Hocam önce kendinizi tanıtarak başlayın lütfen. Ondan sonra Tabii devam ki edelim. ben Engin Karamaldı. Mersin Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde fen bilimleri öğretmeniyim. Mersin Üniversitesi'nde fen eğitimi alanında tezli yüksek lisans yaptım. European Skolnet Akademi Türkiye Scientific Elçisiyim aynı anda. Sustainable Innovative Practice Association adı altında bir derneğimiz var. Bu dernekte de yine Erasmus projelerimiz ya da başka çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bir de Calibrate Akademi denen şu anda bir oluşum, yani bir startup içerisindeyiz aslında. Bu da yine eğitim alanında yurt dışındaki öğretmenlere hem Erasmus olsun hem de farklı alanda eğitim daha yeni çok bir başlangıç. Daha yeni başladık bu arada bu çalışmalara. Stockholm merkezli bir Calibrate Akademi. Beraber iki öğretmenin arkadaşımızla birlikte yürüttüğümüz bir şirket diyelim, bir startup diyelim. Öyle. Orada da dediğim gibi yurt dışındaki öğretmenlere mesela şu anda Fransa'da Mayıs ayında 14 öğretmene eğitim alacaklar. Fransa'dan gelip 14 öğretmen Barcelona'da eğitim vereceğiz. Mesela Fransa'dan gelip farklı konularda böyle bir çalışma ve Türkiye'de aslında Erasmus projeleriyle ilgili bir çalışma da yürüteceğiz diye yakın zamanda diye düşünüyorum. O da olursa tabii duyururum kendi sayfalarımda, sosyal medya hesaplarımda. Bu kadar. Ben bu arada başlayayım. Siz soru soracak mısınız hocam, yoksa ben direkt devam edeyim mi? Siz başlayın. Zaten akışı anladığım Evet. kadarıyla öyle yapmışsınız. Ben Evet, gerekirse sorsam. size uygun olarak yapmaya çalıştım. İlk atama yerim Tepeköy İlköğretim Okulu'ydu. İlk Mersin'e atandım. Mehalen Mersin'de çalışıyorum. İlk atama yerim de Mersin'di benim. Mersin'e atandığımda bu Erasmus projeleriyle nasıl tanıştım aslında onu anlatıyorum şu anda. O zamanlar Comenius adı altında bir çalışma vardı. O zaman Erasmus değildi ismi. 2011-10 yıllarından bahsediyorum. O zaman Comenius'tu. Okulumuzda bir İngilizce öğretmeni vardı. O zamanlar tabii her şey çok daha rahattı. Çok kolaydı projelerin onaylanması, projelerin geçmesi her neyse. Comenius adı altında olduğunca görünce ben de dahil olmak istedim ama kısmet olmadı. Ben o okuldan ayrılmak durumunda kaldım. Dahil olmayınca işte bu belki bazen dezavantajlar avantaj gibi oluyor. Ben neden yapmayayım? Gittiğim okulda neden ben böyle bir çalışma yapmayayım? Neden ben bunlara dahil olmayayım? Dedim ve o gittiğim Mimar Sinan Ortaokulu'nda sonraki tayinim çıktığı okul Mimar Sinan Ortaokulu'ydu. Orada bir proje ekibi oluşturdum. Bence ilk başlamanız gereken yer neresi derlerse bence bir çalışacağınız bir takım arkadaşı. Sadece Erasmus projesi için olduğunu düşünmüyorum. Bütün projelerde bir takım oluşturursanız, mesela şu anda Gökhan Hocam, Hasan Hocam, bir takım yani ya da birkaç tane de hocam var. Bir takım. Ben de bir takım oluşturmaya çalıştım. İlk yaptığım şey buydu. O takımla beraber Erasmus projeleri yazdık. Onay almadı. Hemen onay almayabiliyor. Yani ilk yılda hemen onay alacak diye bir şey yok ama benim hani karakteristik özelliklerim arasında vazgeçmemek vardır. Ben hiç vazgeçmedim.
Yani tabii takımımızdan çıkanlar da oldu ama sonra devam ettik yine takımlarla. Sonra çok fazla Erasmus projemiz oldu. Projemiz yine onaylandı. Benim yazdığım bir proje onaylandı. O okuldan da ayrılmak zorunda kaldım. Hatta Türkiye'den geçti. K2 projemiz 96 puan almıştı. 2018 yılında hatırlıyorum. O projeyi de ben yazmıştım. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından onaylanmıştı K2 projesi. Sonra ben o okuldan ayrıldım. Yenişehir Anadolu Üniversitesi Lisesi'ndeyim şu anda. Şu anda yürütmekte olduğumuz 7-8 tane Erasmus projesi var. Şu anda yani şimdiye kadar da 20'ye yakın Erasmus projesi yürütmüşümdür. Devam etmiştir, bitmiştir. Böyle olmuştur. Sizin soracağınız başka bir şey var mı? Çünkü devam edeceğim. Gökhan Hocam. Peki hocam, buyurun. Aslında şeye çok iyi değindiniz, ekip olma durumuna. Ben de aslında onu soracaktım. Hani proje yapmak için önce ilk yapacağım şey nedir diye. Aslında siz onu cevapladınız. Bir ekip kurma olarak. Siz devam edebilirsiniz Kesinlikle hocam. çok kıymetli. Kesinlikle çok kıymetli ekip olma. Dediğim gibi yoksa hiçbir şeyi yürütemezsiniz. Ben şimdi tek başıma istesem de o kadar deneyimli de olsam tek başıma hiçbir şeyi yürütemem. Yani çok sıkıntılı bir süreç. Proje yazmak tam daha önemli belki yürütmek. Çünkü projede taahhüt ettiğiniz şeyleri yapmanız lazım yürütürken. Bunu da yaparken iyi bir ekibiniz ve iyi çalışan, yeterlilikleri iyi olan projenizde size katma değer sağlayacak projedeki ekibiniz olması lazım. Peki Ben hocam, proje bir örnekleri şey hocam, bir var. şey Söyle. sorayım. Mesela dediniz ya, sorumlulukları yerine getirmemiz lazım, vaat ettiklerinizi. Getirmezseniz ne olur? Hani ben biliyorum da arkadaşlar. Getirmesek ne olur? Şöyle, şimdi proje onaylandıktan sonra projenin hibesi içerisinde %80'lik bir dilim yatıyor genellikle. Tabii bu farklı proje türlerine değişiyor. Şu anda 220 ve 210 projeleri denen proje, benim bahsettiğim eski. Yenilerde de aslında yürütme aşamasında da orada da ülkeden ülkeye de farklı gösteriyor ama birinci yıl %40, ikinci yıl %40, üçüncü yıl yani finalde %20 olan projeler de var. Öyle yapanlar da var. Direkt %80'ini verip bir kere de finalde %20'sini kapatanlar da var. Projede ilk başta diyelim ki genel konuşayım biraz. %80'i yattı. %80'ini sizi aldınız o hibeyi. O hibeyi kullandınız. %100 olarak kullanmanız gerekiyor. Eğer ki siz projeyi taahhüt ettikleriniz yerinize getirmezseniz işte o %20'lik dilim size yatmayacaktır. Burada büyük bir para kaybı ya da siz %100'ünü harcadığınız için büyük bir sıkıntı olacaktır sizin için. Çünkü euro olarak yatıyor her şey. Peki hocam. Teşekkür ederim hocam. Buyurun, devam edin hocam. Rica ederim. Ben projelerimden örnekler biraz derledim biraz. Yani Erasmus projesi hakkında çok fazla şey konuşabiliriz. Çok yorucu, çok zorlukları var. Projeler onaylanmıyor diyen arkadaşlarım var. Yani mesela ben neden zorlanıyorum? Artık şimdi çok fazla proje olunca da ayrı farklı sıkıntılar oluyor. Şu anda mesela ben 6-7 tane proje yönetiyorum şu anda. Mesela geçen ay ben tüm ay boyunca mesela yurt dışındaydım. Çok sıkıntı yaşadım. Bir ay eşimden, çocuğumdan ayrı kaldım mesela bir ay boyunca. Onun da ayrı bir sıkıntısı var. Sürekli seyahat ettim, sürekli uçtum. O zorlukları da var. Yani yoruluyorsunuz artık. Artık kolay bir şey değil. Bir proje olunca tamam yapabilirsiniz ama proje sayısı fazlalaştıkça ve artınca zorlanmaya başlıyorsunuz. Bu 2018'de yani sistem yazdığım projelerden, bu arada tüm projelerimi koyamazdım çok fazla olduğu için seçerek koymaya çalıştım. 2018'de geçen bir projemiz bu. We are creating STEAM embassies in European School Network adı altında geçen projeydi. Bu 229 projesiydi. Eskiler bilirler. 2020'ye kadar 229 projeleri vardı. Oradan birkaç örnekler hızlı hızlı geçeceğim. Yani biz ağırladık, misafir ettik. Aynı 4004 projeleri gibi akademisyenler, çok fazla akademisyen sağ olsun kırmadı. O açıdan Erasmus projesinde de normal Türkiye'de de bence insanların network'ü çok önemlidir. Bence ben network'ün iyi olmasını çok önemsiyorum. Türkiye'de de mesela şu anda Gökhan Hocam'la tanıştım. Belki ileride farklı bir çalışmada beraber yapacağız. Yani network olması bence her zaman çok kıymetlidir. Serkan Hocam gelmişti o zaman. Engin Hocam sistemde Amerika'da doktorasını yapan bir hocamız. Onu davet etmiştim sağ olsun kırmamıştı gelmişti. Çocuklar yabancı öğrencilerle birlikte daha 5. 6. sınıf öğrencileri bunlar. STEM çalışması yaptılar, İngilizce konuştular, yabancı dillerini geliştirdiler, kültürel farkındalıklarını gördüler. Yani daha bu yaşlarda rastlamaları çok kıymetli. Çünkü ben 30 yaşından sonra mesela yurt dışı deneyimim oldu ama çocukların daha 6. sınıfta 11-12 yaşında yurt dışı deneyimlerinin olması, ekstradan yurt dışında STEM çalışmaları ya da farklı alanlarda çalışmaları, o seyahat deneyimi paylaşmaları çocuklar için çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
Böyle kesitler var. Bu arada benim o konudaki kendime ait olan sistem sınıfım. Böyle bir sınıfım var. Ben biraz yoğun çalışıyorum. Ayrıca Scientific Sites olduğum için de. Yabancılara tanıtmıştık. Tabii bu robotik çalışmalar da sistemle ilgili değil ama sınıfımızı tanıttık. Ağırladık onları. Yurt dışında gördüğüm bir şeyi burada da paylaşmak istiyorum. Çocuklar yere oturuyorlar, uzanıyorlar. Hiç kimse sıkıntı yaratmıyor. Bizde çok sıkıntı. Bence çocuklar, aileler olarak biz de bir anne babayız. Çocukları uzansın, kirlensin, hiç umursamayalım. Yeter ki çalışsınlar, yeter ki bir şeyler üretsinler diye devam edeceğim. Bu arada burada da Hikmet Sürmeli, doçent doktor Mersin Üniversitesi'nde benim tez danışmanım. Benim için çok kıymetli olan o da gelmişti. Sağ olsun bana destek olmak için bir sistem atölyesinde yer almıştı. Fotoğraflar yine böyle sırf belki motive olurlar diye ben projelerimden koymaya çalıştım. Bu da İsveç'teki gittiğimiz Stockholm'daki bir okul. Oradan işte onların testleriyle ilgili bazı bilgiler var burada. Çocuklar düşünün dediğim gibi 5. sınıf öğrenciler. Bu yanımda olan öğrenci 5. sınıf öğrencisi. Ve Stockholm'da diğer İsveçli öğrencilerle birlikte sistem çalışıyorlar ya da robotik çalışıyorlar ya da video tasarlıyorlar. Yani onların şu anda sınıf dizaynlarını, Stockholm'daki bir sınıfın dizaynını gösteriyorum. Yani bu şekilde. Tekniska Müzeum denen bir müze var Stockholm'da. Orada Lego yarışması yaptılar çocuklar. Orada EV3'lerle falan. Bu da çok kıymetli çocuklar için. Müzeler gezdik. Çocuklar dediğim gibi bu yaşta yurt dışı deneyimlerin olması çok kıymetli onlar için. Hızlı geçiyorum biraz. Sadece proje isimlerine geçeceğim. Bu da 2019 yılında her yıl için bir tane koymaya çalıştım elimden geldikçe. Steam of Course adında bir proje yazdım. Bu da proje ortakları Belçika, Türkiye, İtalya, İspanya'ydı. Burada da Türkiye ayağında yine bu sefer ayakkabı tasarımı yaptırdık çocuklar, gelen biz çocuklara. Çocuklar kendi ayakkabılarını tasarladılar. Belçika takımı Belgias diye bir marka yapmış, tasarlamış mesela. Bu da çok kıymetli bir sistem çalışmasıydı bence. Burada bizim öğrenciler işte yabancı öğrencilerle birlikte tekrar diyorum. Heterojenik özellikle dağıtıyoruz öğrencileri geldikleri zaman. Biz de gittiğimiz zaman onu önemsiyoruz. Çünkü ya, bu projelerin amaçlarından bir tanesi de yabancı dil gelişimi olduğu için ve kültürel farkındalıkların artması için çocuklar iletişime girsin, zorlansınlar. Biz zorluyoruz. Gerekirse zorlanın ama İngilizce konuşmaya çalışın diyoruz. Çocuklar zorlanarak da olsa heterojenik dağıtıyoruz atölye çalışmalarında. Bu da buz kırma çalışması yani tanışma çalışmalardan bir tanesiydi. Sosyal kültürel etkinlikler filan. Bu Porto'daki bir ayağımızdı. Piştik. Sonra 2020 yılında More Coding, More Robotics, More Students isimli bir proje yazmıştım. O onaylanmıştı. Orada da proje ortakları burada. Bu videoyu açabilirim istiyorsan zamanımız varsa. Görüyor musunuz? Hareket ediyor bilmiyorum ama Görüyoruz hocam. Barcelona'daki bir okulda yapılmış bir şey bilmiyorum. Ses çok karmaşık gelebilir. Biraz kısabilirim sesi de. Ses gelmiyor hocam zaten bize. Sadece görüntü geliyor. Önemli değil. İyi o zaman. Çocuklar artbot yapmışlar. Çizim robotu artbot. Evet. Ve bu burada çocuklar çok eğlendiler bizim öğrenciler. Dediğim gibi iletişim halindeler. Ekstradan çalışıyorlar. Yani böyle çalışmalar bence güzel, eğlenceli ve kıymetli oluyor öğrenciler için. Daha 5. 6. sınıf öğrenciler için. Evet, devam edelim. Burada da farklı bir robot çalışmalar vardı. Çocuklar joysticklerle robotları kontrol edip robot yarışması yaptılar. Kim daha önce robotu burada ne diyeyim, nasıl diyeyim, basket değil. Bir yer var, öyle söyleyeyim. Bu yere getirmeye çalışıyorlardı. Bu yere kim getirse o kazanırdı gibi böyle bir robotik çalışma da vardı, eğlenceli. Onu da koymak istedim. Bu çok çok önemli. Diğer toplantıda da söyledim. Hocam Bazı sorular. şöyle yapalım. Birkaç tane soru var. Ondan sonra devam edelim isterseniz. Farklılık olsun Bunu diye. anlatayım. Niye bunu Tamam. anlatayım? Bu zaten birçok sorunun cevabı olacak. Ben Peki. çünkü oraya geldim. Bu Language Development Through Digital Tools. Ben fen bilimleri öğretmeniyim. Proje yazmak için İngilizce bilmek gerekiyor mu sorusu kesin gelecektir. Ben ilk projeye yazmaya başladığım zaman İngilizce hiç bilmiyordum.
Translate'le halletmeye çalışıyordum. Şu anda Google Translate'in yapay zekası bence çok iyi. Tabii birden tüm paragrafı çevirmeniz çok zor ama tabii ki şu anda artık konuşabiliyorum. Speaking seviyesinde varımdır diye düşünüyorum. Ama hiç İngilizce bilmeden ve benden İngilizce proje yazmam istendi. Bakın yani bu İngilizce gelişimiyle ilgili bir proje. Ben İngilizce öğretmeni değilim. Gittim makale okudum. Klil eğitim yaklaşımı denen bir eğitim yaklaşımı varmış. Yabancı dilde o klil eğitim yaklaşımı disiplinler arası bana uygundu. Onu seçtim. Onunla ilgili makaleler okudum ve yabancı dil projesi yabancı dil bilmeden geçti. Yani yeter ki şey yapmayın, çekinmeyin. Yani yeter ki uğraşın, yapılmayacak bir şey yok. Buyurun hocam, dinliyorum. Sorular varsa Ee, durayım ben. hocam bu arada Klil dediniz ya, Klil aslında biz Klil öğrencilerindeniz mesela. Ben öyleydim. Bizi Öyle mesela mi? 5. sınıftan sonra hani işte Anadolu Lisesi sınavları vardı ya, ve şey oluyordu, bizim ortaokulda işte fen, işte fizik, kimya, biyoloji, İngilizceydi. İşte Aynen öyle, aynen öyle. biz Klil öğrencileriyiz. Bizim ülkemizde sonra kaldırıldı o. Aslında şu an bir İspanya'da kaldı benim bildiğim kadarıyla. İspanya'da Evet. devam ediyor. Biz aslında Klil öğrencileriyiz. Ben mesela öyleyim. Hocam şöyle Aynen öyle. sorular var. Ekip oluştururken hangi branşlara öncelik vermeliyiz? Öncelikli olarak. Ya şimdi şöyle ben böyle bir şey yapmadım. Tabii bir İngilizce öğretmen olursa eğer yabancı dil yeterliğiniz fazla yoksa tabii ki kıymetlidir, önemlidir. Sonuçta yabancı dil ile ilgili sorunlarda, maillerde, WhatsApp yazışmalarında öğretmen ilgilenebilir. Projenize göre yani projeniz matematik alanındaysa bence proje asıl buna cevap vereyim. Proje yazarken çok gerçekçi olmalıyız. Yani okuyan kişi de sizin gerçekçi, somut, uygulanabilir kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum. En önemli kavramları seçmeye çalışıyorum. Buna bakıyor okuyan kişi de. Siz de seçtiğiniz ekibi de o projeye göre oluşturursanız yani illa her ekiple her projede çalışmak da zorunda değilsiniz. Bu ekiple şu projede çalışırım, şu ekiple şu projede. Birden fazla proje ekibi de olabilir. Tabii ana proje ekibiniz de olabilir. Bence projenize uygun kişiler seçin. Mesela matematikle ilgili, sistemle ilgili proje varsa tabii ki matematik iyi bir yeterlikleri iyi olan bir matematik ve daha önce sistem bilmiş bir sistem çalışmış bir öğretmen olursa tabii ki avantajınız olur. Yani bu projenizin konusuna göre olursa daha iyi olur. Ama bir rehber öğretmen olursa belki ölçme ve değerlendirme kısmında destek olabilir. Ön test, son test olsun, başka ölçme değerlendirme kısımları var projelerin. Bu proje, mesela bu amaçlara nasıl ulaşacaksınız gibi bir sorular oluyor projenin içinde. Orada da onlardan eğer yeterliniz yoksa yani destek alabilirsiniz. Peki. Hocam bir soru var aslında. Soruya cevap verdiniz ama yine de sorayım size. Ekip oluşturduktan sonra proje süreciniz nasıl oldu? Yani ekip oluşturdunuz. Daha sonraki ikinci basamak ya da o nasıl oldu diyor hocamız. Aslında cevap verdiniz buna da belli oranda. Yani ekip oluşturduktan sonra projede kim nerede çalışması gerektiğini hemen bir toplantı yapıyorsun. Yani burada sık sık toplantı yaparsın. İşte sen şu alanda bize katma değer sağlayacaksın bu öğretmen. Şu alanda. Ondan sonra onlarla herkesin görev dağılımı belli olduktan sonra proje süreci devam ediyor zaten. Çünkü projeyi yazarken zaten tüm aşamaları yazıyorsunuz. Yani kafanızdaki o tasarımı yazıp proje size birden fazla hep benzer sorular ve proje içerisinde tam bir çelişki olmadan yazmanız gerektiği için projede ne yapmanız gerektiği yazıyor. Zaten projeye uyuyorsunuz. Yani ben mesela yazdığım projeler 2 yıllık bir projeler oluyor genellikle. O 2 yıl boyunca ne yapacağımız zaten projenin içerisinde olduğu için onları ekibinizle birlikte yürütmeye devam ediyorsunuz. Peki son bir soru var hocam. Aslında sizin söylediğiniz çocuklarla ilgili. Hocam diyor, çocuklar birbirinin dilini bilmeden nasıl anlaşıp işbirliği yapıyor acaba? Mesela çocuklar seçerken İngilizce bilme şartı koyuyor musunuz örneğin? Şöyle, zaten hem öğretmenleri hem öğrencileri seçerken bence fırsat eşitliği olmalı. Bizim okulumuzda bu yok çünkü biz 100 tane öğretmen olsak da şu ana kadar 70 tane öğretmeni ben mesela yurt dışına götürdüm. Bizim okulumuzdan 70 öğretmen yurt dışına gitti. Hatta şu anda ikinci tur, üçüncü tura dönüyoruz. O yüzden böyle bir sıkıntı yok ama böyle öğretmen ve öğrenci de sıkıntı olan okullar yani böyle gitmeyen okullar olursa bence kesinlikle öğretmen içinde çünkü buna da rastlıyoruz. Mesela ben hepsini götürdüm diyorum ama dezavantajları da var. Mesela öğretmen İngilizce bilmiyorsa öğretmen de olsa telefonla ilgileniyor. Çünkü orada aynı öğrenci gibi öğrenci moduna düşüyor. Çocuğu seçerken de öğretmeni seçerken de kriterler olması lazım. Öğrenci İngilizce bence en önemli kriterlerden bir tanesi olması lazım. Çünkü anlamadıktan sonra yani dahil olamayacaktır projeye. Olması daha iyidir tabii ki. Yani bir İngilizce bilmesi çok çok önemli. Biz elimizden geldikçe İngilizce bilenleri tabii ki ön sıraya almaya çalıştık. Bilmiyorsa bile yine götürdük maruz kalsın. Yani hiç bilmeyen bir öğrenci de varsa onu götürdük maruz kalsın ya da döndükten sonra
Evet, ben İngilizceyi daha iyi konuşabilmeliyim, öğretmen de olsun, öğrenci de olsun. Bu herkeste oluyor. Döndükten sonra tabii bazısı çabuk sönüyor, sönme yaşıyor hemen. O unutuyor İngilizce öğrenmek istediğini. Bazısı gerçekten İngilizce öğrenmek için çaba sarf ediyor. Peki hocam. Tamam hocam. Devam edebiliriz hocam. Sorular gelince ben yine ara sıra sorarım. Evet, bu dediğim gibi İngilizce bir ben yazdığım bir projeydi. Projenin ülkeleri arasında Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Romanya, Türkiye, İsveç, başka 6 tane daha Portekiz. Portekiz'den bu arada üniversite vardı. Yani ben sadece dedim ya network'ünüzü geliştirmelisiniz. Ben yaptığım bu son projeler, özellikle 2020 yılından sonra yazdığım bütün projelerin çoğu büyük ölçekli projeler. Daha o konuda hatta çok çok daha deneyimli olduğumu düşünüyorum. 200 yıllık projelerde çok fazla üniversiteyle, mesela ben şu anda network'üm gelişti. Çok fazla akademisyenle yurt dışında, Portekiz olsun, başka ülkeler olsun, iletişim halindeyim. O böyle olunca çok farklı tarzda projeler ve çok yeterlilikleri artan projeler yapıyoruz. Yani artık üniversiteymiş, belediyemiş, bu tarz proje son yıllarda 210 ve 220 projeler başladı K2 projeleri arasında. Onlar da bu tarz değişik kurumları da, yani okul olmayan kurumları da dahil edebiliyorsunuz. Kirli eğitim yaklaşımıyla ilgili hard kirli, soft kirli ile ilgili bir çalışma vardı burada da. Kli çalışmaları bunlar, resimler. Çek Cumhuriyeti'nde almıştık. Burada İngilizce çok bilmeden de bir şey anlatmaya çalışıyorum sürekli. Yani İngilizcem çok çok iyi değil. Mesela o tenslere falan hiç bunun çok önemi var mıdır? Speaking'de bence tabii ki olursa daha kıymetlidir, ama yani karşıdaki sizi anlaması, ben süper özne başta falan öyle cümleler artık kurmuyorum. Halen de kuramıyorum. Ama karşıdaki sizi anlıyor mu? Bence anlıyor. Yani dediğim gibi tabii ki bilirseniz çok çok daha iyi olur, ama önemli olan karşıdakinin sizi anlaması çok da önemlidir. 2021 yılında yine büyük ölçekli 220 projem geçmişti. Burada STEM'le sürdürülebilir kalkınma hedeflerini entegre ederek yazdığım bir projeydi. Burada da İsveç, yine hangi ülke o? Slovenya, evet. Portekiz ve İrlanda. İrlanda bu projede bitmek üzere, daha devam ediyor ama birkaç ayağı kaldı. İsveç var şu anda, bir de Portekiz ayağı var burada. Burada yine sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili çalışmalar ve yürüttük. Çünkü bu ayakta, bu hareketlilikte sistem değil de sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Burada işte temiz su filan, onunla ilgili bir çalışmaydı. Bunu her ülke kendi içerisinde kendi çalışmasını hazırladı ve kendi çalışmasını sonra orada sundu. 2022 çok yeni. Daha bunun ilk hareketli bir hafta önceydi galiba. Yeni Stockholm'dan geldim. TPM hareketliğini yaptık. Yönetim toplantısı olarak geçiyor. Onu yaptık. Bu projede dediğim gibi iklim değişikliğiyle ve ne yazmıştım, bakmam lazım. Ha, STEM. Bu da yine STEM entegrasyonu. Ben dediğim gibi ben fen bilimler öğretmeniyim. Daha çok fen alanında çalışmak daha çok keyifli geliyor bana. Fen projeleri yazıyorum. Dediğim gibi, ama bunu deneyimlemek için İngilizce projesi de yazdım, ama yani daha çok fen projelerinde, alanıma uygun projelerde devam ediyorum. Burada da proje ortakları Hırvatistan, Portekiz, İsveç ve Belçika var. Bu beni bu proje heyecanlandırıyor. Bu proje de çok farklı. Ben daha önce hiç yapay zeka çalışmadım. Bu yapay zeka, öğretmenlerin yapay zeka yeterliklerini artıracak bir proje. Bu projenin daha hareketli başlamadı. Çok yeni bir proje. İlk hareketli sanırım Ocak tatilinde Portekiz'de gerçekleşecek. Yapay zeka ile ilgili benim de çok fazla deneyimim yok, ama öğreneceğim. Yani bu projeyi yazdım, ama tabii ki çok fazla teorik açıdan makale okudum. Ama yapay zeka ile ilgili neler yapabileceğiz ya da Avrupa'da neler yapıyorlar, çok merak ediyorum. O yüzden bu proje de beni bayağı bir heyecanlandırıyor. Bu projenin ortakları İsveç, Belçika, Türkiye, Portekiz. Benim sunumum bu kadar hocam. Bence soru cevap varsa soru cevaba geçelim. Soru cevapları geçelim. Hocam, Dilar hocanın bir sorusu var. Proje rapor şablonunda demiş ama sanırım proje raporu derken sonuç raporundan mı kastediyorsunuz hocam yoksa başvuruyu mu diyorsunuz? Sanırım başvuruyu demeye çalışıyorsunuz ama Bence şunu demek istiyor, tahmin ediyorum. Rapor, final raporu da var, ama yani ha, final herhalde raporu başvuru da demek istiyor. sanki başvuru daha Ama mantıklı final gibi. raporunu, bu başvuru daha mantıklı geliyor. Bana da öyle geliyor hocam. Evet. Proje şablonu, yani aslında bu proje eğitimi olsa çok çok uzun bahsedilecek şey. Normalde bu bir Erasmus böyle, şu anda şöyle söyleyeyim. Mesela 210 ve 200, ben biraz projelerden bahsedeyim isterseniz. Olur Şu hocam. anda K1, K2 ve K3 denen 3 çeşit Erasmus projeleri var. Daha çok öğretmenlerini ilgilendiren
kısımlar, çünkü öğretmenlerin olduğu bir platform bu. K1 ve K2 projeleri. K1 projelerinde K122, SCH, U, ondan sonra Adult, bilmem işte mesleki, neydi ya mesleki çalışmanın adını unuttum. Yani mesela öyle tabirler var. Bet hocam, Meslek bet. liseleri içinde yapılmış. Evet. Unutuyorum ben. Çok sürekli bir şeyleri unutuyorum. Sürekli aklımda birçok şey olduğu için. Evet. Yani siz eğer normal lisesiniz, SUKUL'a başvurursunuz. VET'seniz hem SUKUL'a hem şeye başvurabilirsiniz. Yani bu K1 projeleri öğretmenlerin işte kurstur, işbaşı gözlemdir. Ondan sonra öğrenci hareketliği, öğrenci grup hareketliği ya da uzman kişiyi okulunuza davet etme gibi birçok hareketlilikleri olan bir proje türü. K2 projeleri ise orada ikiye ayrılıyor. 210 ve 220 diye ikiye ayrılıyor. 210 da kendi açısından ikiye ayrılıyor. 30 bin avro ve 60 bin avro diye ikiye ayrılıyor. 30 bin avroluk projelerde öğretmenlerimiz belli yani. 30 bin avro olduğu için ekonomik açıdan daha az bir bütçe olduğu için biraz ortak sayısını yani ve hareketlik sayısını azaltmaları gerekiyor. 60 bin avroda bir tık daha artırabilirler. Yani her şey hareketlik sayınız ve dediğim gibi ortak sayınızı bütçeye göre ayarlarsanız 250 bin avroluk 220 projeleri var. Benim daha çok yaptığım projeler bunlar. 250 bin avroluk projelerde daha çok eliniz rahat oluyor. Daha fazla katılımcı katabiliyorsunuz. Daha fazla hareketlikler yapabiliyorsunuz. Fikri çıktılar. Özellikle çok fazla fikri çıktılar üretebiliyorsunuz. Yani bu tarz projeler tabii yeni başlayanlar için 220 projelerini önermem. Yeni başlayanlar için daha çok 122 projeleri ve 210 projeleri, özellikle 210 projelerini deneyebilirsiniz. Ortak bulmaktan hiç çekinmeyin, korkmayın. Eğer siz proje yazıyorsanız diğer bu soruları niçin böyle söylüyorum? Diğer oturumda bu sorular gelmişti. Kesin yine sorabilirler diye bunları cevaplayayım dedim. Yeter ki proje yazın, ortak olmak isteyen ya da dahil olmak isteyen çok olacaktır. Yani siz yeter ki bir şeyler üretmeye çalışın. Hocam aslında güzel şeye cevap verdiniz. Şu 210 ile 220 arasındaki farktan bahsediyor hocamız. Ben de bir ekleme yapayım. 210'da 30 bin euroluk ve 60 bin euroluklar var. 30 binlerin kabulü daha zor. Yani genelde ulusal ajans 60 binlere daha öncelik veriyor. Onu da söyleyelim. 30 binde oluyor ama çok az. Yani bütçeyi daha büyük projelere bölme niyetinde bizim ulusal ajansımız. Peki, diğer bir soru var hocam. Elif Pınar hocamız. Hocam proje yazarken okullara göre kurumların daha avantajlı olduğu söyleniyor. Doğru mudur? Mesela Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazmak okul adına yazmaktan daha mı avantaj sağlar? Yok, şöyle bir şey. Sadece akreditasyon denen bir şey var. Son yıllarda akreditasyon 2021'de mi geldi? Tam hatırlamıyorum bunu da. Akreditasyon denen bir çalışma var. Biz akreditasyona da başvurduk ama ulusal ajans diğer ülkelerde bu yok. Şöyle, diğer ülkeler akreditasyonu okullara verdiler. Ama bizim ülkemizde akreditasyonlar maalesef 81 ilin il milli eğitim müdürlüklerine paylaşıldı. Belki bu daha iyidir. Bunu bilmiyorum. Tabii o alandaki ulusal ajanstakiler tabii bunu daha iyi bilirler. Şeye verdiler. İl Milli Eğitim Müdürlüklerine verdiler. Ben olsam akreditasyonu da denerdim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazmak şöyle. Çok büyük ölçekli bir proje yazıyorsanız ve İl Milli Eğitim Müdürü size katma değer katacaksa olabilir. Ama bence direkt onun adına yazmak daha avantajlıdır diye bir şey yok. Bence istediğiniz her bunun çok fazla Erasmus projesinde çok fazla şehir efsanesi var. Türkçe yazsam daha mı avantajlı? Bunu yazsam da böyle bir şey yok. Tamamen proje yazım şeyinize bağlı. Ya dediğim gibi somut, uygulanabilir, gerçekçi, okulunuzun ve kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun, iyi bir ihtiyaç analizi yaparsanız bu çok kıymetlidir. Yani bunu çok gerçekçi olduğunu, bu projenin size gerçekten uygulayabileceğinizi ispatlarsanız yazarken, bunu hissettirirseniz proje böyle geçer. Yani yoksa İl Milli Eğitim Müdürü, bence onlar şehir efsanelere inanmayın derim ben. Tabii proje türüne göre de önemli olabilir bazı. Yani projemde üniversiteyi dahil etmek istiyorsam ben üniversiteyi dahil ediyorum. Yani üniversite bana çok katma değer sağlayacaksa ederim. Ya da İl Milli Eğitim Müdürü katma değer sağlayacaksa edin ama onun adına başvurma yapmak öyle bir şey yok. Evet. Ya da şey hocamız dediği nokta doğru aslında. Hoca Engin hocamızın yani proje onun adına yazmak yerine proje onu dahil etmek elinizi güçlendirebilir. Çünkü yerel otoriteye sahip olmak, yerel otoritenin gücünü arkanızda bulundurmak her zaman Avrupa Birliği için önemlidir. Eğer bu Bunu bakanlıksa da çok daha iyi da iyi. anlatmak gerekiyor. Evet. Yani yerel otorite önemli. Peki başka soru hocamız varsa onları
Alabiliriz. Hocam yerel Olabilir. otorite önemli ama şöyle diyeyim. Yerel otorite önemli ama eğer il eğitim müdürlüklerinde de size katma değer sağlayacak Evet, tabii öyle tabii kişiler. hocam. Burada biliyorsunuz İl Milli Eğitim Müdürlüğü tabii ki yaygınlaştırma açısından tabii ki size çok katma değer sağlayabilir. Çünkü çok fazla kurumu, birimleri var İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin. Ama İl Milli Eğitim Müdürlükleri de yeterli, sizin projenize uygun yeterlilikteki öğretmen yoksa ve size katma değer sağlamıyorsa ve bunu projenizde de çok mantıklı bir şekilde anlatmıyorsanız sadece onu eklemenin hiçbir faydası olmayacaktır. Peki hocam. Teşekkürler. Başka soru soran hocalarımız varsa onları alabiliriz. Peki hocam şeyi soracağım. Mesela bu projeden bahsettiniz. Birçok projeden bahsettiniz. Peki bu işleri yaparken en çok zorlandığınız şey ne? Yani bir projeyi kabul ettirirken ya da bir şeyi bir proje yazımını planlanmasından yazımına kadar düşünün. Kabul edilene kadar. Sizi en çok zorlayan aşamalar hangileri oluyor? Yani ben yürütürken daha çok zorlanıyorum. Açıkça söyleyeyim, yazmak, onaylatmak benim için daha kolay gibi geliyor şu anda. Ama yürütmek daha zor. Şöyle yazarken bilmiyorum, bana, ben çok zorlanmıyorum. Tabii ki her projem onaylanmıyor. Böyle bir şey yok. Bu, ama dediğim gibi ben çok önemsiyorum projeleri. Hani nasıl yazıyorum onu anlatayım. Ben proje yazarken çok önemseyerek, yani bir ihtiyaç analizi yapıyorsam o ihtiyaç analizini çok gerçekçi, çok kurumumuza uygun olarak kurumumuzun ihtiyaçlarından oluşan bir ihtiyaç analizi yapıyorum. Yani ya da bir yaygınlaştırma çalışmaları yapacaksam farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani böyle klasik herkesin yazdığı şeyler değil de daha farklı düşünerek farklı şeyler yazmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Ve projeye hitap eden, sırf herkes aynı şeyi yapabilir. Mesela takvim oluşturayım. Tamam da yani bu proje takvimi oluşturmam. Proje takvimi oluşturdular. Mesela çok klasik 229'lardan falan. Tamam da belki bu proje çok hizmet etmeyecek. Tamam, bu da bir promotion. Yani bu bir şeydir, bir parçadır ama bence tam projenize uygun olan şeyleri yazarsanız, taahhüt edersiniz, tabii bu da çok önemli. Taahhüt ettiğiniz her şeyi yapmanız lazım. O çok sıkıntı. Mesela o yüzden diyorum, uygularken projeyi bazen yazarken İlk zamanlar bu sıkıntıları yaşamıştım. Çok fazla şey taahhüt etmiştim. Ben bunu da yapacağım, ben bunu da yapacağım. Ama yürütürken hemen onlar karşınıza geliyor. Gerçekten onu yapabilecekseniz ve onu uygulayabilecekseniz onları yapın derim, öneririm size. Peki Bir hocam. soru geldi galiba. Evet hocam. Siz de görüyorsunuz herhalde. Bu proje Ya yazdıktan proje sonra yazdıktan sonra evet. yabancı ortak işbirlikçi ekleme konusunda nasıl diyoruz diyelim. Ben açıkça söyleyeyim, ben Facebook sayfalarını kullanıyorum. Benim Facebook sayfam sadece Erasmus projeleri için var. Yani dediğim gibi projeye iki şekilde dahil olabilirsiniz. Ya kendiniz yazarsınız ya da herhangi bir projeye ortak olabilirsiniz. Bunun için de iyi bir PIF dediğimiz Erasmus dilinde Partner Identification Form olarak geçer. İyi bir PIF hazırlarsanız, bu iyi PIF'te de kurumunuzu iyi açıklarsanız, kurumunuzdaki yeterlikleri bahsederseniz, kurumunuzdaki öğretmenlerin yeterliliklerinden bahsederseniz, projeye çok katma değer sağlayacağınızı hissettirirseniz belki projeye sizi dahil edebilirler. İlk seçenek ise projeyi kendiniz yazmanızdır. Projeyi yazdıktan sonra dediğim gibi ortak bulmada asla sıkıntı yok. Mesela benim bile 11 bin kişilik bir ortak arama sayfam var, Erasmus Partner Search Center diye. Yani benim sayfam da önemli değil. Birçok sayfa var. Orada projenizin başlığını, içeriğini, öğrenci işte yaş aralığını ya da öğrenci değilse öğretmenlerin işte biraz aydınlatıcı, yani biraz projenizle ilgili detayları koyarsanız ortak arama sayfalarında paylaşırsanız Facebook'ta özellikle ben hep oradan buluyorum. Tabii bunu LinkedIn'de de ortak arama sayfalar var. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Ya da Etsy'den de var. Ya da School Education Gateway'de de var. Ya da dediğim gibi Etsy'de de var. Yani birçok yerde var. Bu tamamen size kalmış. Her yerden paylaşırsanız tabii bu daha fazla olur. Eğer karşı kurumdan sunmak istiyorsanız, genellikle herkes bunu merak ediyordur. Koordinatör okul, başka kurum seçebilir miyiz? Tabii ki seçebilirsiniz. Bunu da karşı okulu ikna etmeniz, sizin ikna etmenize, projenizi iyi anlatmanıza bağlı. İkna ederseniz karşı okul koordinatör olursa tabii projenin geçme ihtimalinin yüksek olduğu, daha çok bütçelerin verildiği ya da daha az projenin yazıldığı ülkeler var. Oradan sunarsanız projenizi, daha çabuk projeniz onay alabilir. Peki hocam. Hocam bir şey sormak istiyorum. İlk defa proje yer alacak kişiler için öneriniz proje yazması mı yoksa mevcut olan projelere katılması mı? Yani imkan varsa tabii ki katılırsa daha güzel olur çünkü orada öğrenir, ama imkan yoksa
Benim önerim, ben olsam ilk UAGov.tr denen bir sayfamız var değil mi? Ulusal Ajans'ın sayfası. UAGov.tr'yi bence incelerdim. Sonra 2023 yılı için yeni program rehberi yayınlandı. Mesela ben onu okuyacağım. Daha okuyamadım. Fırsat bulamadım. Yurt dışı hareketlerinden yeni geldim. Okuyamadım. İlk fırsatta açıp onu okuyacağım. Ama orada da hepsini okumanıza gerek yok. Yani açıp 2400 sayfalık bir şey galiba. Öyle görmüştüm. 400 sayfanın hepsini okumanıza gerek yok. Kendiniz işte sallıyorum sadece normal okulsanız okul kısmını, VET'seniz işte meslek lisesiyseniz meslek lisesi olan kısımlar var. O kısımları açıp okumanız yeterlidir K1 ve K2 için. Yani bence Erasmus program rehberi çok 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 kaç lafı bu çok uzatabilirim. Çok önemli, çok kıymetli. Program rehberi okumadan proje yazarsanız geçmesi zorlaşır sizin için. Hocam çok iyi bir yere değindi aslında. Şey için de aynı şekilde Avrupa Birliği'ndeki yüksek bütçeli daha yani ulusal ajans dışında değerlendirilen projeler de öyle arkadaşlar. Mesela Merkeziyetçilik değil mi? evet merkezde de öyle. Mesela işte 2007 yılında Rockart raporu vardı. Rockart raporu da fen eğitiminde sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımının popüler olacağını bahseden bir şeydi. Proje şey bir rapordu. Avrupa Birliği tarafından yazılmış. Ve o rapora binaen 60 milyon euro bütçe ayırdı Avrupa Birliği. Yani sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımıyla bize proje yazarsan ben sana destek vereceğim diyor kısacası. Yani sana aslında yön veriyor. O açıdan hocam dediği Aa. gibi şeyi okumak çok önemli. Sonuçta bunu değerlendirecek Tabii bir şey daha birinin denedim. raporu. Buyurun Tabii hocam. ki kesinlikle. Mesela şu anda da tabii ki ne proje istediğiniz konuda aklıma geldi. Siz deneyince diğer oturumda söylemiştim. Bu oturumda söylemedim. O aklıma geldi. Tabii ki programın da öncelikleri var. Mesela siz bahsettiniz ya. Tabii ki şu anda mesela 2023 yılındayız. Programın öncelikleri var. Nedir? Yeşil beceriler. Yeşil beceriler çok kıymetli şu anda Erasmus projeleri için. Siz projenizi tabii ki bütün konularda az önce gösterdim. Language Development yani öyle bir proje yazdım ama o, İngilizce'de de yeşil becerilere değinebilirsiniz. İngilizce projesi yazarken de yeşil becerilere değinebilirsiniz. Yani yeşil beceriler çok kıymetli. Dijitalleşme çok önemli. Sosyal içerme çok kıymetli. Öncelikleri zaten her yerde var. Görebilirsiniz. Yani bu önceliklere muhakkak muhakkak değinmeniz ve entegre etmeniz lazım projeyle. Bunu da yapabilirsiniz isterseniz. Yani bu iyi tasarımla, iyi düşünerek. Yani onlar çok kıymetli. Onlara muhakkak değinmeniz lazım ki zaten projelerin başvuru formlarında, application formlarında da bunlar soruluyor zaten. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Aslında şeyi de söyleyecektim unuttum. Ortak bulma konusunda arkadaşlar bizim Teach for Life'ın platformu da işinize yarayacak. Ayın 14'ünde yapacağımız işbirliği toplantısında orada bahsedeceğiz. Avrupa platformuna işte bir Türkler olarak bir şey açacağız. Soru işte şu bir proje aranıyor da arıyoruz tarzında. Oraya projeleriniz varsa ya da herhangi proje dahil olmak istiyorsanız öyle bir tartışma ortamı da yapacağız. Bizim Teach for Life'ın da sayfasında olacak. Onu da söyleyelim. Proje ortağı bulma konusunda. Engin hocam çok teşekkür ederim. Yani ben sizi tanışmada çok memnun oldum. Gayet donanımlı bir Ben de şekilde çok memnun kendiniz oldum. geliştirmişsiniz ve bize gayet güzel anlattınız. Estağfurullah. Hocalarımın Çok da gayet teşekkürler. aydınlandığını düşünüyorum. O zaman Engin hocamı sosyal medyadan takip ederseniz aslında birçok konuda da bilgilenebilirsiniz diye düşünüyorum. Hem Facebook Ve sayfası var. farklı fırsat bulabilirsiniz. Evet. Çünkü derneğimiz var. Dernekte bazen katılımcılar oluyor. Oradan da bazen belki olabilir. Neden olmasın ilerleyen zamanlarda? Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlar burada bundan sonraki oturumda da sistem koordinatörlüğü üzerine konuşacağız. Engin hocamız da diğer odaya geçecek. Herkese teşekkür Ben ediyorum de çok teşekkür katıldığınız ediyorum. için. Çok sağ olun hocam. Bir sonraki oturumda İyi görüşmek günler. üzere İyi arkadaşlar. akşamlar. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz.